yerli basın mensupları. Danıştay aldığı iki ayrı kararla hem okullarda okutulan andımızı hem de devlet madalyalarından Atatürk kabartmasını kaldırdı. Andımızın ve devlet madalyalarındaki Atatürk kabartmasının kaldırılmasını kim istedi? Bu davayı kim açtı? Erdoğan şahsım hükümeti. Hükümetin sıkıntısının sebebini biliyoruz. Ama buradan tekrar söyleyelim. Atatürk demek Türkiye demektir. Atatürk demek bağımsızlık demektir. Atatürk demek emperyalizme kafa tutmak demektir. Atatürk demek milli şeref, haysiyet ve onur demektir. Atatürk resimlerini madalyalardan çıkartmaya kalkmak beyhude çabadır. Kimse Atatürk'ü bu milletin yüreğinden de zihninden de söküp atamaz. Şahsım hükümetinin bunu anlaması lazım. Ve milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamaması gerekir. Şimdi sizlere bir geçmişi hatırlatayım. Evet arkadaşlar. Elbette Türk'üz, Türk'üz. Şimdi bu nasıl bir iş? Anlamakta zorluk çekiyorum Sayın Bahçeli. İktidar ortağınız daha önce verilmiş olan andımızın okutulması gerektiğini söyleyen kararını iptal ettirmek için Danıştay'a yeniden başvuruyor. Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay'a bir dilekçe veriyor. Ve bu dilekçede andımızla ilgili olarak 21. yüzyılın Türkiye'sinde 30'lu yılların ritüellerini benimsemek çağ dışı bir yaklaşımdır diyor. Siz buna nasıl izin verdiniz? Aynı Milli Eğitim Bakanlığı gerek faşizm gerekse komünizm öğrenci andı benzeri uygulamaları sıkça kullanmıştır diye ahkam keserken siz neredeydiniz? Siz Cumhur İttifakı'ndaki ortağınız bu itiraz dilekçesini verirken ne yapıyordunuz? İttifakınızın resmi görüşü olan bu belgeye, bu itiraz dilekçesine neden itiraz etmediniz? Bülbül suyu mu içmiştiniz? Şimdi karar çıkmış, yine ortağınızı eleştiremiyorsunuz, Danıştay'ı eleştiriyorsunuz. Yani Cumhur İttifakı'ndan ortaklığı kapınca, saraya bekçi olunca sizin için Türk'üm demek ayıp mı oldu? Doğruyum demek yanlış mı oldu? Çalışkanım demek çarpıklık mı oldu? Ne oldu? Yoksa kırmızı çizgileriniz artık pembeleşti mi? Şunu herkes bilsin. Andımız herhangi bir etnik kökeni dışlamaz. Kimseyi ayrıştırmaz. Andımız ülke bütünlüğü içinde vatan sevgisini, cumhuriyet ideallerini barındırır. Saygı ve sevgi kavramlarını içselleştirir. Çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini simgeler.
Cumhur İttifakı ne yaparsa yapsın. Andımızın her kelimesi ve Atatürk sevgisi bu milletin yüreğinden de ruhundan da silinmeyecektir. Andımız okullarımıza, Atatürk kabartması ise meydan madalyalarımıza geri dönecektir. Milletimiz kimin ne olduğunu ve ne yaptığını görüyor. Notlarını da veriyor. Bu sorumsuzlara hak ettiği cevabı sandıkta verecek. Bunların hepsini evlerine gönderecek. Benim söyleyeceğim.